Merhaba hepinize, selam. Ondan Bunların isimli oynatma istemin yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Olsasi. Bugün tarih 6-8-2024, saat 19.18. Yazıcıyla olan ilişkimle 5. günümüzdeyiz. Tanklı yazıcı aldım. Burada YouTube kanalımın aşağılarındaki karışık oynatma listelerinde 2. ya da 3. sırada şunu satın aldım isimli oynatma listesinden videosuna bakabilirsiniz. Bu videolarda gün içinde gözlemlediğim şeyleri sizinle paylaşıyorum bildiğiniz gibi. Ondan bundan işte kendi görüşlerimi falan katıyorum. Printer'la ilişkim güzel gidiyor yazıcıyla. Gayet güzel gidiyor. Demin tabletten ilk defa çıktı aldım yazdıklarımı. Bu şekilde böyle hepsini ayarladım sizin için. Şimdi anlatacağım. Bir tane de görsel aldım buradan. Ekşi Sözlük sitesinden. Onu da sizinle paylaşacağım. Hadi bakalım yeni videomuza başlayalım. Bakan Uraloğlu Instagram'da ciddi mesafe kat ettik demiş ve demiş de yani benim merak ettiğim şey açılınca yine paylaşılırsa yine kapatılacaksa niye açılıyor? Açılacaksa niye kapanıyor? Error verdim. Tekrar içeriğin yüklenmesi nasıl engellenecek? Yapay zeka ile mi engellemeye çalışacaklar? Diyelim ki bu şeyler hakkında konuşmuşlar işte. Yani geçtiğimiz günlerde bir vefat durumları falan oldu ya, onunla ilgili hassasiyetlerle alakalı falan konuşmuşlar. Birileri bir şeyler demiş falan. Bu bir daha demelerini engelleyecek olan şey ne, onu anlamaya çalışıyorum. Ya bence şey durumu var. Aslında başka bir durumlar da var işin altında yatan. Bunu bence pek söylemiyorlar. O da Instagram'dan Türkiye'de para kazananların banka hesap bilgileri falan filan, BDDK bilmem ne, bence öyle bir durumlar olabilir. Daha önceki yayınımda da bunu söylemiştim. Belki vergi vermeyenler hani versinler falan diye vergi dairelerini çağırmak üzere hangi banka hesapları sizde, kimler alış şey yapıyor, satış yapıyor, onların IBAN numaraları, banka hesapları falan. Dünkü yayında konuşmuştuk. Bir tane velet var şurada. 5 saattir bağırıyor. Kafayı tırlatacağım yani. Anası babası da bir şey demiyor. Öyle bağırıyor velet orada hiç. GeForce Now ile alakalı bugün Kagusto isimli takipçimle EA Play'i çözdük. Öğlen saatlerinde 1 saat başının etini yedim ve sonunda becerdik, yaptık. Benim zamanımda bir tane Boykan isimli bir takipçim vardı. Kendisi bana yardımcı olmuştu bir hesap konusunda da. O yüzden onunla ilgili bir teknik bir sorun yaşamıştık falan. Onu çözdük. Ondan sonra Xbox account'umu EA Play'den deaktif edip tekrar aktifleştirdik falan. Neyse o şekilde çözdük. Şimdi gelelim mevzuya. Ben 2021 yılında yeni hesabımı aldım. Xbox'la beraber. Ondan önce 2012 yılında bir tane Origin hesabı almıştım. EA Play'e ulaşıyorsunuz, chatte konuşuyorsunuz, onlar sizin hesabınızı delete ediyorlar. Normal koşullarda kalkıp hesap silme diye bir şey EA Play'de yok. Ve EA Play'deki oyunlar da Game Pass'le beraber geldiği için ben de eski hesabımı silemediğimden ve oradaki Xbox account'umun linkini unlink yapamayıp tekrar yeni linkimi 2021'de aldığım hesabın linkine link yapamadığım için, o yüzden de mecburen, doğal olarak demek istemiyorum, sinir oluyorum o lafa, öyle bir garip bir sorun yaşadık. Yani kısacası aldığım oyunlar şu an boşa gitti. Bütün hesabım gitti. Önemli değil zaten. 3-5 oyun vardı falan. Ama şunu söyleyeceğim size. Çok şaşkınım yani hakikaten. Gecikmesiz bir şekilde, hakikaten süper bir şekilde Battlefield 2042 oynadık. Bir 5-10 dakika falan şöyle bir dolandık. Bir test atışı yaptık. GeForce Now işte şimdi hoşuma gitti hakikaten. Blazing Realm Royale, Battlefield, artık bir, ne bileyim, bir de bir başka bir oyun daha vardı. Onu da belki yine oynarız bilmem ne. Hani var ya böyle ateş ediyorduk, helikopter falan vardı yukarıda böyle falan. 16'ya 16 yapabiliyorduk. Black Squad falan da. Yine oynayabiliriz gibi görünüyor. Kimseye indirin demiyorum. Çünkü ben GeForce Now'ın güzelliğini şimdi öğrendim. Artık GeForce Now'dan takılmadan, kasılmadan bu sabah, dün, evvelsi gün yaptığımız gibi oyunları size gayet güzel oynayabiliyorum. Blazing Sails yaptık yine bugün de. Yani şey yaptım, iptal etmiştim hani otomatik çekmesin diye ama devam edebiliriz. Neyse, oyun muhabbetini geçelim. Geldik önemli bir sağlık sorununa. Midye kokoreç, balık ekmek, ondan sonracığıma işte midye tava, tavuk, pilav, hazırlanmış mısır. Bunlar
aşırı sıcaklarda zehirleme yapabiliyorlarmış. Çok çok dikkat etmek gerekiyormuş. Reflü falan olabilirmişsiniz. İşte gastrit yapabilirmiş falan. Bunlara böyle dikkat etmeniz gerekiyor. Ondan sonra. Bu arada bu saatin şeyinin de çakmasını aldım. 100 liraya bunun. Beyaz olan. Bu beyaz şeyini. Bunun da böyle bir şey olmaya başladı rengine böyle. Kızarmaya başladı bak buralarda. Bak kızarıyor bak. Rengi falan. İşte yani ucuz etin yanisi. Her şey bir süre sonra bir şey oluyor. Neyse kırmızısını aldım da babama vereceğim. Anneme de bir tane alayım. Bunun şeyleri de var aslında ya. Böyle kapakları falan da var böyle takıyorsunuz buraya. Saat beyaz oluyor falan kenarlardan menarlardan falan da artık o kadar ne bileyim yani. Uzun namlulu silahlarla düğünde havaya ateş etmişler. 20 bin lira ceza yemişler sadece. Hala böyle şeyler var bu devirde ya. Yani gireceğiz Avrupa Birliği'ne. Hakikaten bunun gibi insanlar böyle Avrupa sokaklarında rezil olacağız orada. Yani mermi yesek ölsek demek ki bir tane Xbox kadar değerimiz var yani. Onun dışında millet şimdi şey yapıyormuş, sağda solda görüyorlarmış sosyal medyada, yanaklarına böyle bantlar takıyorlarmış, böyle bantlar böyle, buraya takıyormuş böyle bir tane, sonra da bir tane buraya takıyormuş, böyle o böyle geriyormuş böyle burayı, burası böyle geriliyormuş, şey oluyormuş yani böyle böyle şey oluyormuş, gergin oluyormuş falan ama çok kısa bir süreliğine tabii. Hemen tabii orası düşüyor yine. İnsan vücudu, kaslar, yağlar bilmem neler o yine oradan düşüyormuş falan. Şimdi bunlara şey deniyormuş, yüz bantları deniyormuş. Genç kalmak, genç görünmek için işte neyse. Yaşlanmayı durdurma derken cilt kanseri olabilirsiniz demiş doktorlar. Egzama, ondan sonracıma işte tahriş, mahriş, estetiği tercih ederim demiş. Oradan bir tane kadın onu konuşuyordu. Ne uğraşacağım demiş öyle bantlarla bilmem nelerle tutmuyor onlar falan demiş. İşte gıdın vardır, burayı böyle kaldırtırsın, şöyle yaparsın, bak gıdısız olursun. Ne bileyim, şöyle falan yaparsın ya öyle şeyler, bak bırakırsın, gıdılı olursun. Ne bileyim, yanağın bak lombur lomburdur, burayı böyle alırsın, arkaya doğru geri böyle yaparsın, yanağın böyle bilmem ne olur. Buradan böyle bir kesik atıyorlar, sonra buraya bir kesiği böyle birleştiriyorlar, bu sefer işte ne oluyor? Kaşını kaldırıyor bak, kaşını kaldırıyor, normalde öyle bırakıyorsun, kaşını yiyor. Öyle öyle şeyler. Google'la ilgili ilginç bir gelişme var. Google yasa dışı antitrust davası konusunda tekel mevzusu muhabbeti. Bir kazanma durumu ne olmuş Amerika'da galiba? Google değil de yani onun şeyine, aleyhine. Akıllı telefon ve tarayıcıda reklam tekeli oluyorsunuz demişler mahkemeden. Google'da şimdi süreci temize götürecekmiş. Google daha önce de böyle uğraşmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç ülkede daha böyle ben... Yıllardır haberler, gelişmeler hakkında sizinle konuşuyorum ya. Birkaç ülkede daha vardı bu muhabbetler. Yani işte şirketler büyüdükçe, tabii büyüdükçe ona göre büyüyorlar. Tekel de olabiliyorlar, isteseler de istemeseler de. Bir süre sonra bütün piyasayı ele geçirebiliyorlar. Serbest piyasa yok mu kardeşim oluyor. Herkes büyüyor, biz niye büyümeyelim oluyor. Su maden suyu ayran kola su maden suyu ayran için kola çay kahve içmeyin diyorlar. Onlar susuzluk yapıyormuş. Ondan sonra mavi yakalıların beyaz yakaları maaş olarak geçmesi muhabbeti var. Ben bu arada tuzu bıraktım. Tuzu bırakışımın 3. günü 3 gün önce evdeki tuzu aldım çöpe attım. Çünkü gözüm buğulandı. Biraz böyle buğulu görüyorum falan ve inanır mısınız 3 günde bir düzelme oldu. Yani şu anda bu kağıdı okuyamıyordum. Gözlük gerekiyordu. Gözlüğü de bıraktım. Şu anda okuyorum yani biraz daha böyle gözümü kısarak ederek falan böyle. Yine daha böyle bir net görünüyor. Bak çok böyle kısmama da gerek yok. Ama yine bir netleşme oldu. Ki bak yazılar kağıdın neresinde görün yani. Diğer kağıtta böyle değil ama. Bak diğer kağıdı biraz daha büyüttüm yazıları. Bak bu 12 punto, bu 14 punto. Bu da zaten görsel. Bunu şey yapmıyorum. Yazıcıdan da çok memnunum şu ana kadar. Harika gidiyor ya ilişkimiz. Çok iyi ki almışım yani. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yarın size anlatacağım şeyler için hiç merak etmeyin. Zaten kağıtlar geri dönüşümlü de. Geri dönüşüm kutusu var kağıt bilmem ne biliyorsunuz. Korkmayın yani. Öyle gaddar değiliz. Ne olacak şimdi mesela? Bugün bunları anlattım bu sayfalarda. Yarın öbür taraflarına da yarınki konuları anlatacağım. Bak burada da var mesela. Bunlar son anlattığım muhabbetlerin muhabbetiydi. Onun arkasına bunu yazdım. Fakat aralıklı yazdığım için ne yazık ki böyle biraz boşluk oldu aralarında. Onu ben her bir sayfayı değerlendiriyorum yani.
Birkaç kişi öyle bir şey yazmış çünkü de işte doğa katliamı yapıyorsun, kağıt bilmem ne harcıyorsun falan. Hiç şey yok yani, ilgisi yok, hiç merak etmeyin. Harcıyorsam da atacağım. Atarken de çok güzel, tamamen dolu dolu sayfaları atacağım yani. Şu aralıkları da şey yapmayı bulamadım. Bu aralıkları da böyle kapatacağım edeceğim, onu da yapacağım. Bir sürü programı var bunun yani. 3-5 programla falan çıktı alınıyor. Onun dışında başka ne vardı burada? Şimdi ilginç konular anlatacağım size. Mavi yakıldı saat yok, iş konusunda çalışıyor, iş olmadığında çalışmıyor. Ha evet, mavi yakalı diyor ki bizde diyor saat yok diyor, iş olduğunda çalışırız, iş olmadığında çalışmayız diyor. Çay mı içeriz, otururuz, muhabbet ederiz diyor. Bizim işimiz biraz öyle diyor. Ama diyor çok yoruluyoruz diyor fiziksel olarak diyor. Öyle öyle muhabbetler var. Haklı adam, ne diyeyim yani. Tabii üniversite bitirenler falan da kıskanıyorlar. Bunlar bizim iki katımız, üç katımız para alıyor falan diyorlar. Öyle ya. Emek yoğun çalışma, yaz sıcağında dışarıda çalışmak, kış soğuğunda dışarıda çalışmak muhabbeti var. Çeşitli işte iş kazaları, tehlikeleri var. Bilgisayar başında çalışmaya göre. İşte parça fırlıyor bir yerlerden, işte yağ bir yerlerden oradan buradan bulaşıyor. Belki eline, yüzüne, gözüne hastanelik oluyorsun. Ayağına demir düşüyor, bilmem ne düşüyor. Tabii korkunç yani. Korkunç yani. Aldıkları her kuruşu hak ediyorlar. Hiçbir şekilde bence laf etme hakkı yok masa başı çalışanların. Hiçbir şekilde yok yani. Yani bu resmen hayatınla çünkü bedelini ödeyebilirsin. Ondan sonra çapak fırlıyormuş sağdan soldan. Çapak ne bilmiyorum ama. Herhalde çapak dediği kıymık gibi bir şey mi? Böyle bir şeyleri böyle ya da keserken böyle fışırıyor mışırıyor orana burana mı batıyor acaba? 300 tane roket atmışlar şeyler, adamlar. Ama İsrail'e birkaç tanesi düşmüş. Hani ben de şunu anlamıyorum. Ne yani şimdi 900 tane atsalar en fazla 10 tane roket mi düşecek bunların şeyine? Bu arada bugün bir roket düştü şeye. Şimdi onu da hemen anlatayım size. Bugün bir roket düşme muhabbeti oldu. İsrail Lübnan'a. Lübnan'a mıydı? Pardon ya, yok. Ben demin yayını açarken gördüm saat 18'de. Hatta buraya yazmıştım da niye çıkmamış anlamadım. Evet, gördüm. Bu akşam 18 civarı haberlerde gördüm. Hizbullah İsrail'e vurmuş. 17 kişi yaralanmış. Askeri bir bölgeymiş. Bunun üzerine İsrail uçakları da Lübnan'da sonik boom yaparak geziyormuş, ses yapıyormuş. Lübnanlılar korku içindeymiş. Lübnan'la daha önce zaten İsrail oynamıştı biliyorsunuz bayağı. Adamlar zaten çok güçsüzler. Meme ucum, evet. Meme ucum değilmiş ya, o zannettim. Evet. Adamlar zaten güçsüzler. Hiçbir şeyleri yok. İşte şeye güveniyorlarmış onlar da. İran'a mı, Irak'a mı ne güveniyorlarmış. Birilerine artık güveniyorlarmış. Savunma sanayi zirvesinde hava savunma projeleri görüşülmüş. Çelik kubbe sistemi. Ha bu arada bugün gördüm o videoları, patlama videolarını falan. Bakalım şimdi ne olacak, ne yapacak İsrail? Savunma sanayi, tabii Lübnan karışınca işe, Lübnan da bizim zaten hani artık dibimizde falan ve iyice artık bize doğru geliyor muhabbet. Yaklaşıyorlar yani. Tehlike. Çelik kubbe sistemi geliştiriyormuş Türkiye'de şimdi. Ya hakikaten yani şimdi düşünüyorum, İsrail biraz hile yapıyor gibi ya. Yani imkanları var, parası var, hile yapıyor. F-35 ile radara görünmeyen uçak yapıyorlar. Giriyorlar sağda solda, ateş ediyorlar. Kaçıyorlar, gidiyorlar. Bir de bulutların arasında duruyor, füze roket atıyor. Ondan sonra kendisine atılan füzeleri de, roketleri de gidiyorlar, havada patlatıyorlar, bilmem ne. Bu ne biçim iş lan böyle? Beşiktaş'ta 25-30 milyonluk ev raiç bedel. Bu arada directed weapons'ları da şey yapıyorum. Hakikaten direct bilmem ne weapons var ya, hani uzaydan lazerle ateş ediyorlar falan. Onlara geçmek gerekecek. Başka çare kalmadı. Uçakları havada lap 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 vijit 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 vijit. Yazın internette YouTube'a directed bilmem ne weapons yazın. Directed laser weapons falan yazın. Görürsünüz videolarını. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama herhalde test ediliyordur tabii, bir şeyler yapılıyordur yani. Dünyanın belirli yerlerinde, çöllerde, orada burada çaktırmadan, yukarıdan uzaydan, düşük low orbit'ten falan vijit 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 bir şeyler yapıyorlardır kesin.
Beşiktaş'ta 25-30 milyonluk evler rayiç bedeli 1-2 milyon falan gösteriliyormuş. Bir tane kadını gördüm, anlatıyor. Bu ne ya diyor işte, nasıl bir kira verebilirler yani diyor. 1-2 milyonluk ev gösteriliyormuş. Ondan sonra vergiden kaçırma muhabbetleri falan oluyormuş. Enflasyon ve üniversite kayıtları kiraları nasıl etkiler onu konuşuyorlar. Şimdi enflasyon var, bir taraftan üniversiteler şimdi gelecek, onlar yaz bitiyor, bir şeyler oluyor. Ne ara yaz başladı da bitti, ne ara bitiyor da başladı ben de anlamadım zaten. Ne kar gördük, ne bir şey gördük. Kar bile bir kere yağdı galiba, şöyle bir 2-3 gün yağdı böyle, tuttu böyle, sonra bitti o kadar. Koca yılda bir kere böyle falan. Hiç iyi değil yani, Avrupa'yı çok kıskanıyorum. Avrupa'nın iklimi ne güzel, tam olması gerektiği gibi. Bizdeki iklim artık şey değil ki, diyorlar ya işte Türkiye'nin iklimi ne güzel, 4 iklim var. Yok ki 4 iklim falan artık. Asıl iklim Avrupa'da. Yazları yaz gibi yaşıyorlar, kışları kış gibi yaşıyorlar. Yani bu bize susuzluk olarak dönecek diyorlar ileride. Son konumuza geliyoruz. Çok ilginç bu da, bugünün ilginç konularından biriydi. 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılarak e-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ve 1500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşya ve vergi düzenlemesi yapıldı eşya için. Yani 30 euroyu aşmayan şeyler için de, yani kısacası her şey için vergi. Peki neymiş? E-ticarette diyor 30 euronun altındaki eşyalara Amerika'dan şey AB'den gelirse, Avrupa Birliği mi? Amerika, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği. AB diyor çünkü. AB'de de Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nden gelirse %30. Diğer ülkelerden gelirse %60 vergi getirilmiş. Avrupa dışındaki bütün ülkeler. Yani Avrupa'ya yakınız yani. O yüzden belki %30 falan. Hani böyle Amerika, Avustralya, Çin, bilmem ne, Afrika, bilmem ne. Artık nereden geliyorsa, kuzeyden, bilmem neden. Oralardan herhalde böyle bir 60 vergi bilmem nesi. Niyeyse yani. Bizim ya ne alaka yani, nereden getirirse getirsin, niye neresine göre olduğunun bir önemi var 60 vergi falan. Ha, çünkü sadece o Temu yok, hemen aklınıza Temu geliyor, AliExpress geliyor, ikisi de Çin, uzaktan geliyorlar, fiyatlar, ürünler ucuz olduğu için de o yüzden vergiyi yükseltiyorlar oradan öyle falan. Çünkü bizdeki muhtemelen esnaflar kızdı buna. Kardeşim biz 500 liraya sattığımız şeyi Temu'dan, AliExpress'ten millet 100 liraya getiriyor. Ne lan bu dediler. Herhalde bir baskı yaptılar falan. Onun üzerine de öyle mi dediler. Tamam, Çin'den gelenlere daha fazla vergi. Dibimizden gelenlere daha az vergi. Çünkü dibimizden gelenler işte daha pahalı. Euro bölgesi, Avrupa bölgesi bilmem ne falan. Ne bileyim, Amerika'da ona bakılırsa daha uzak yani. Belki uzaklığıyla ilgisi yok bunun ama burada öyle demiş yani. AB demiş, Çin demiş. 30 kilogram kuralı varmış. Alınan ürünün 30 kilosu 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler 30 kiloyu geçiyorsa gümrük ticari kurallarına tabiler. 30 kiloyu geçen ürünlerde hesaplanırken %48 gümrük vergisi daha uygulanacakmış. Bu arada videoyu kapatıyorum. Şöyle bir şey gördüm demin. Biraz üzüldüm açıkçası. Bu ne? Ha, tamam. Dünden kalmış. Şöyle bir foto gördüm. Bu fotoyla günün ondan bundan şeyini burada kapatmak istiyorum. Kişinin adı burada. Ekşi Sözlük tamamıyla çıktı aldım. Burada bakın. Şahsın ne kadar şey olduğunu bilmiyorum ama şöyle bende kağıdı duruyor. Dosyasında dosyaladım. Biri illaki üstelerse buradan da hatta okuyayım. Gözlüğü takıp okuyayım çünkü size o kadar net çıktı. Yani şey yapamadım. 06.08.2024 saat 18.32 18.41'de mavi gibisin sevgilim demedi biri bana isimli şahsın yazmış olduğu bu üzüldüğüm ve acıklı bulduğum bu yorumla videoyu kapatıyorum. Okuyorum. Ülke gitgide dayanılmaz hale geliyor. Kazanamıyoruz. Kazandığımız değersiz. Gençliğimizi yaşayamıyoruz. En güzel doğa ve deniz benim canım ülkemde ama tatile gidemiyoruz. Bedava anasını satayım, vakit geçirmek için Instagram'a giremiyoruz. Burada pahalı diye yurt dışından alayım diyeceğimiz şeyleri artık alamıyoruz. Can güvenliğimiz zayıf, sokaktaki hayvanların hiç can güvenliği yok. Onları korumaya çalışıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz sadece. Güzel bir Ağustos günü, güzel doğamızda, güzel plajımızda bambaşka bir günde olabilirdik. Hiçbir şey yapmıyoruz. Borç alıyoruz, borç ödüyoruz, çürüdük. Sıktırın gıdın diyenler lütfen iyi okuyun. Hangi yazdığım yalan?
Sokağa çıkıp gülümseyen insan yok. Herkes mutsuz ve sinirli. Artık kimse bunları inkar etmesin. Değişmiyor. Gitgide sürükleniyoruz. Ülkenin muhalefeti de leş demiş. Bugün hep birlikte maç izliyorlar. Ondan bizden bağımsız seküler hayat sürüyor. Oy da vermeyeceğim artık anasını satayım. Evet ben de miktirip gitmek istiyorum demiş. Türkiye'den miktir olup gitmek isimli konunun altında. Tarihini de verdim. Kişinin adını da verdim. Buradan son defa da göstereyim. Bakın yukarıda konu yazıyor. Burada da bu yazıyor. Yazdığı burada görünüyor. Bu yazı beni gerçekten üzdüğü için burada paylaştım. Normalde böyle konulara girmem. Ama buna gerçekten hayatımda ilk defa 20 yıla yakındır yayın yaparım, video çekerim. İlk defa buna çok üzüldüm yani. Bu söylediği şey. Kişisel olarak kendisine de çok üzüldüm. Kendisinin yaşamış olduğu bu zorluklara da üzüldüm ki toplumun büyük çoğunluğu ne yazık ki böyle. Ha bu arada ilginç bir şey de var. Onu da hemen videonun sonuna ekleyeyim. Ya bu şeyler bir uyuşturucu operasyonunda falan böyle bir çiftlik evi kiralamış birileri. Ondan sonra polis de kalkmış bir tane çoban bulmuş. Eskiden çoban olan bir polis. Gitmiş 10 tane koyunla falan böyle bölgede orada böyle çobanlık falan yapma numarasına. Herhalde artık orada bir şekilde eve mi girmiş, su mu istemiş, ne yapmış bilmiyorum. Çok ilginç. İçeriği falan kaydetmiş orada, kazanları falan kaydetmiş neyse. Ondan sonra da eve öyle baskın yapmışlar içeriği çektikten sonra falan. Ya ilginç şeyler ya. İşte neler düşünüyorlar. Hadi bay bay görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne diyeyim daha? Bütün yayınlarımı Twitter'dan takip edin. x.com/ogutsasi. Twitch'te dün akşam yayındaydım. Dün akşam Kick'te yayındaydım. Dün akşam YouTube'da yayındaydım. Dün bütün gün YouTube'daydım. Bu sabah yine Kick'teydim. Sürekli 3 yerde aktif olarak yayın yapıyorum. Trovo'da da şimdi başlayacağım. Twitch'le Trovo'yu ortalayacağız. Kickleteceğiz yani. Ve YouTube'latacağız. Lütfen sizden ricam bildirim zillerinizi mutlaka açarak mutlaka zillerinizi tümü yapınız.